Abdülkadir, bu 104 emekli amiralle muvazzaf askerler arasında bir bağ olabilir mi? Yani mesela bunun üzerinde duruluyor mu? Bu konuda herhangi bir şüphe var mı? Soruşturma yapılıyor şu anda savcılık tarafından. Savcılık soruşturmasında da bunun üzerine gidiliyor mu? Yani bu 104 bildiri yayınlayan amiralle mevcut Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askerler arasında, muvazzaf askerler arasında herhangi bir bağ var mı? Ahmet Hakan, bu soruşturmada ortaya çıkarılacak bir nokta ama önemli bir nokta. Yani özellikle de deniz kuvvetleri içerisinde bunların bağlantısı var mı? Ya da deniz kuvvetleri içerisinde bunlar bir junta ya da juntaların ya da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde muvazzaf olanların sözcülüğünü mü yapıyorlar? Şu ana kadar benim ulaştığım bu yönde bir bilgi yoktur. Ama soruşturma derinleştikçe bu tür bağlantılar varsa ortaya çıkarılacak. Zaten bu soruşturmada emekli amirallere bu metni hazırlamaya nasıl karar verdiklerini, nasıl hazırladıklarını, gece yarısı sisteme konulmasını, kim istediğini, birlikte mi karar verdiklerini, hep bunları ayrıntılı olarak sorgularında hem polis sorgusunda hem savcılıktaki sorgusunda soracaklar ama dediğiniz nokta çok önemli. Soruşturmada üzerinde durulup aydınlatılması gereken bir hususu oluşturuyor ama çok kritik bir halkayı oluşturuyor. Ben şu ana kadar o yönde bir bilgi edinemedim. Abdülkadir, bir sorum daha olacak ama önce Zafer Şahin'in bu konuyla ilgili var mı? Zafer, sende bir bilgi bu konuyla ilgili. Ya çünkü en önemli soru şu anda bu olmalı diye düşünüyorum. Ne diyorsun bu konuda? Ya, tabii ki bu olmalı. Çünkü Türkiye'nin bir maalesef darbe pratiği var. Yani geçmişten gelen. Çünkü Türkiye'nin yakın tarihi aynı zamanda bir darbeler tarihi. Bu bizim için tabii üzücü bir durum. Şimdi geçmiş darbelerin işleyişine baktığımızda, o mekaniğin nasıl çalıştığına baktığımızda işte önce böyle bildiriler geliyor, uyarılar geliyor. Sonrasında da bir gün kalkıyorsunuz, darbe oluyor. Bu bildirinin de böylesi, toplumda böylesine bir infial yaratmasını da ben bu milletin hafızasında geçmişten gelen o tahribatın etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunun şu anki işte ordu içerisinde bir karşılığı var mıdır, bağı var mıdır? Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türk ordusu özellikle 24 Temmuz 2015 tarihi çok kritik. Biz o tarihte İki Yaka Dağları'na çok ciddi bir operasyon başlatıyoruz. Hava kuvvetleri vasıtasıyla. Ve o operasyonun önemi şu. Bu hep söylenir. Bunu Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar da sık sık vurgular. O bir dönüm noktası. Bizim sınırlarımızın güneyinde açılan, Akdeniz'e açılan o terör devleti kurma projesine ilk darbeyi vurduğumuz tarihtir o. Ondan sonra bu ordu bir de darbe atlatmasına rağmen, 15 Temmuz'a rağmen öylesine büyük destanlar yazdı ki bütün dünya artık Türk ordusunun operasyonel kabiliyetinden, becerisinden bahseder hale geldi. Dolayısıyla böylesine istim üzerinde bir ordunun ben böyle darbe heveslisi eski amirallerle aynı paralelde buluşacağına hiç ihtimal vermiyorum. İhtimal vermiyorsun. Ona ben bir katkı yapabilir miyim? Lütfen tabii ki. Ben de bu sorunun cevabını hani çünkü suçlama o yönde olunca acaba muvazzaflarla bağlantısı... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu anda 25 bin civarında subayı var. Ve bu subayların %60'ı 15 Temmuz sonrası kuvvetlere katılmış zaten. Yani bu kişilerin de rütbeleri koramiral, oramiral, tuamiral gibi oldukça yüksek ve emekli. Hatta bazıları var ki oldukça yaşı ileride. Yani metni okuduğu bile düşünülmüyor bazıları hakkında. Dolayısıyla arada o bağlantıyı kurma biraz zorlaşıyor. Yani şey açısından hani... Bunlar bunu yaptılar, darbeyi tetiklemek istiyorlar falan. Şu anda öyle bir şey yok. Yani bana kişisel kanaatimi sorarsanız hala Türk Silahlı Kuvvetleri içinde FETÖ'cü varlığı çok daha fazla. Bunun sayısı da en az 10-15 bin civarında. Ama bu amirallerle FETÖ arasında bir bağlantı mı? Hayır, yok. Onlar buna gelmezler. Tam tersi zaten 26 tanesi zamanında kumpas davalarına mağdur olmuş insanlar. Yani. Peki. Abdülkadir, şeyi merak ettim. Şu anda bu imzacı... Bildiriye imza atan emekli amirallerden 14'ü gözaltında.
Yani bu 14 neye göre tespit edilmiş olabilir? Ve neden bu 14 gözaltına alındı ve savcılık neyi amaçlıyor? 14 ile ilgili gözaltı işlemi var ama 4'ünün yaşı ileri olduğu için onlara bir 3 günlük süre verildi. Burada bu isimlerin daha çok bu bildirinin kaleme alınması ve yönetilmesi sürecinde ve bunların internete konulmasında etkili oldukları, yani daha çok lider kadrosunda oldukları yönünde bir kanaat var. Çünkü bunların bir WhatsApp grubu oluşturmuşlar Ahmet Bey. Bu WhatsApp grubunda zaten bir süre tartışmışlar bunu. Bir metin kaleme alınmış, metine eklemeler, çıkarmalar yapılmış, bir süreç yaşanmış ve tamamlandıktan sonra metin siteye konulmuş. Gece yarısı açıklanması konusunda bazılarının bizim onayımız alınmadı ya da bu açıklanmayacak, sadece tartıştık kendi aramızda gibi beyanları söz konusu. Ne derece doğru onu bilmiyorum. Ya lider kadrosu bu 14 kişi ama ifadelerde onu daha iyi net olarak anlayacağız ki bu tartışılmak için mi? Tartışılmak için olduğunu zannetmiyorum ama bu yayınlanması ve yayınlanmasının zamanlaması konusunda en çok rahatsız eden bu gece yayınlanması konusunda zannediyorum bazıları bunu onaylamadıklarını ifadelerinde beyan edecekler. Ama tekrar ben sorunuza dönersem bu 14 kişi lider kadrosu. Zafer sen bu konuda ya var Ahmet mı? Bey. Şaban Bey. Ahmet Bey. Şimdi ya öyle ifadeler kullanılıyor ki şimdi lider kadrosu falan deyince yani Allah aşkına hani WhatsApp grupları kurulmuş işte bu lider kadrosu gözaltına alınmış sanki bir darbe yapılmış da memlekette ya darbe girişimi olmuş da ona karşı bir operasyon yürütülüyor gibi bir hani bir hava çıkmasın daha programa başlarken sonuçta bu 104 emekli amiral kendi yaptıkları görevle ilgili yani 40 yıl bu ülkenin denizlerinde bu ülkenin güvenliği için bu ülkenin bütünlüğü için işte canı pahasına hizmet etmiş bu ülkeye 40 yıl süreyle her biri belki bazıları 40 yıldan da uzun süre ve ülkenin içinde bulunduğu kendi görev alanlarıyla ilgili konulardaki kaygılarını ifade ederek ya bunları yapmayın ülkemiz için iyi olmaz diye kamuoyuna bir açıklama yapıyorlar. Yani burada ne bir darbe girişimi var, ne bir lider kadro var. Yani WhatsApp grubu, ya WhatsApp grubu herkesin var işte. Bizim de var WhatsApp grubu. Yani WhatsApp grubu, WhatsApp grupları vardır. Arkadaşlar arasında vardır. İşte nasıl diyeyim, gazeteciler arasında vardır. Aileler arasında vardır. Siyasetçiler arasında vardır. İşte emekli askerler arasında vardır. Doktorlar arasında vardır. Yani herkes WhatsApp grubu dediğiniz işte günümüzün hani haberleşme sistemi, mesajlaşma sistemi. Dolayısıyla hani burada hani lider kadro şuydu buydu ifadelerini ben hani haksız görüyorum. Bir de burada hani yapılan açıkçası bakın yani Ahmet Bey biz iki üç ay önce İlker Başbuğ'un bu kitabını tartıştı Türkiye. Hükümet, AKP hükümeti askeri darbeyle tehdit ediliyor İlker Başbuğ tarafından diye. Bu kitap tartışıldı. Buradan bugün yaptığımız tartışmaların aynısı Ocak ayının ilk yarısında işte İlker Başbuğ AK Parti hükümetini seçime gitmezsen askerler darbe yapar diye tehdit ediyor. İddiasıyla, suçlamasıyla karşı karşıya kaldı şu kitap yüzünden. Halbuki bu kitap neydi? İlker Başbuğ Cumhuriyet tarihini seri olarak kaleme alan bir değerli emekli Genelkurmay Başkanımız FETÖ'nün de alçak kumpası nedeniyle 2 yılı aşkın süre cezaevinde biliyorsunuz terör örgütü lideri diye bu hükümet tarafından tutulmuş bir değerli komutanımız. Bu kitapta bilakis diyor ki işte Menderes, rahmetli Adnan Menderes 27 Mayıs 1960 askeri darbesi öncesinde erken seçim yapsaydı askeri darbe olmayabilirdi diye bir hani öngörü. Herkesin yaptığı genel bir hani tartışma vardır. Bu da hani genel bir tartışmadır. Sadece İlker Başbuğ'un burada gündeme getirdiği bir tartışma değil. Sonra da şurada diyor ki Ahmet Bey, 27 Mayıs darbesi olmasaydı diyor, Türkiye bugün çok daha demokratik bir işte durumda olurdu
ve 27 Mayıs darbesinden sonraki hiçbir darbe de olmazdı diyor. 1980 darbesi olmazdı, 71 muhtırası olmazdı, işte 63'teki albaylar hareketi olmazdı vesaire vesaire. Şaban Bey şimdi yani konu 60 darbesinin konu şey Sayın oluyor. Menderes hükümetine karşı yapılan 60 darbesinin çok yanlış olduğunu söylüyor. Hayır, bunları niye anlatıyorum? Hayır Ahmet Bey. Ama buradan Ahmet Bey bu kitaptan Ahmet bak Bey. Bu bilindiği halde bu kitaptan Ahmet Bey. Vay İlker Baş bu hükümeti darbeyle tehdit ediyor. Ahmet Bey, anlaşılan o ki Şaban Sevinç bugün burada tüm darbe tehditlerini savunacak. Ben siz bana bir soru sordunuz. Dediniz ki ya bu 104 kişi içerisinde 14 kişi ya. Niye seçildi? Yani bunlar nasıl seçildi? Elbette ki diğer 90 kişi de seçilebilirdi. Ben de dedim ki WhatsApp grubu oluşturmuşlar, aralarında konuşmuşlar ve bunlar bunu bildirilerin hazırlanmasında, metnin kaleme alınmasında, metnin yayınlanmasında öncülük yaptığı için bunlar öncelikli olarak gözaltına alınmışlar dedim. Bir teknik bilgi verdim soruşturmayla. Ben de zaten, İkincisi, ya zaten Abdülkadir bir dakika ben zaten hayır. Teknik bir soru sormuştum. Yani ben de hani gazeteci olarak niye bu 14 kişiyi seçtiler savcılık diye sordum. Yani aslında teknik gidiyorduk. Bunun tartışmasını da yapacağız. Hakikaten Şaban Sevinç'in söylediklerini de tartışmak lazım. Fakat birkaç sorum daha olacaktı. Teknik Şaban Bey hemen girdi konuya. Önemli değil. Şunu anlamaya çalışmıştık biz. Yani böyle bir imzacılar var. Bunların içinden savcılık niye 14'ünü seçti? Yoksa bu 14 kişiyi kriminalize etmek, bunlar suçludur, lider kadrodur, işte suç işlemişlerdir. Öyle bir şey demedik zaten. Yani demiyoruz. Yani öyle ona savcılık karar verecek. Biz karar vermeyeceğiz. O anlamda söylemedik zaten onu yani. Ben o anlamda sormadım en azından kendi adıma. Sen de diyorsun ki ben de o anlamda söylemedim diyorsun. Ya ben bir yani bu soruşturmayla ilgili olarak bir teknik konu, yani herkesin aklında ya nereden bu 14 kişi seçildi? Yani alfabetik sıraya göre mi seçildi? Kıdemlerine göre mi seçildi? Nedir buradaki şey diye. Bunların bu süreci daha çok organize eden isimler olduğu söyleniyor. Bir noktada tabii ki soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Şu an itibariyle biz onlara bir sanık diyemeyiz. Bir zanlı durumundalar. Tutuklanırlarsa orada sanık olacaklar. Tutuklanmaz, serbest bırakılırlarsa, soruşturma onlar serbest bırakılır, yürütülürse o şekliyle devam edecek. Burada bir nokta daha var. Yani Şaban Sevinç çok acele etti ama diyor ki bunların görevi gereği. Ya bunların görevi gereği gecenin bir yarısında bu ülkenin bir darbe hafızası var. O darbe hafızasına gecenin bir yarısı ya darbe bildirileri okunur ya muhtıra olur. Onların görevi Yüce Türk Milleti'ne deyip millete Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde örnekleri olan bunalımlara sürüklenecek diye tehdit etmek değil ki onların görevi. O zaten onların görüş açıklamasına kimse bir şey demiyor. Milletin rahatsız olduğu nokta onların bu bildiriyle tehdit etmesi. O da onların görevi değil. Yani bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Onların görevi dersek deniz kuvvetlerinde görev yapan tüm amirallerin, subayların görevi bu gibi anlaşılır. Bunlarla darbe tehdidinde bulunanları birbirinden ayırmak için bunun altını çizmek istedim.